Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara Suresi 129. ayet. Estaizu billah. رَبَّنَا وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Ey Rabbimiz, ularga uzlardan bugün Rasul cünetkin. Ularga seni ayetlerini tilavat kılıp biredigan. Ularga kitobni va hikmatni o'rgatadigan va ularni poklaydigan. Ya'ni ularga sening oyatlaringni tilovat qilib beradigan, kitob va hikmatni ularga o'rgatadigan va ularni poklaydigan rasulni o'zlarining ichlaridan ularga jo'natgin. Innaka antal azizul hakim, albatta sen o'zing azizsan, hakimsan. Suyutining tafsirlari: Rabbana ve ba'as fihim ey ahlel beyti. Ey Rabbim, ularga, yani beyt ahlige, beytullah'ın ahli, Mekke ahlige, rasulen minhum, uzlardan bugün rasul cünetkin. Ey min enfusihim, yani uzlardan, nefslerden bugün. Ve kad acaballahu du'ahu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Haqiqatan ham Alloh taolo Muhammad alayhisalomni jo'natishlik bilan Ibrohim alayhisalomning duosini qabul qildi. Yatlu alayhim ayatik al-Qur'an. Ya'ni ularga oyatlarini o'qib beradigan, ya'ni Qur'onni. Va yuallimuhumul kitoba al-Qur'ona. Va ularga Qur'onni o'rgatadigan va hikmata va hikmatni, ay ma fihi min al-ahkami. Ya'ni ahkomlar bo'lgan narsani. Va yuzakkihim, ularni poklaydigan, yutahiruhu minash shirki, shirkdan ularni poklaydigan. Innaka antal azizul g'olib, albatta sen azizsan, g'olibsan. Al hakimu, hakimsan fi sun'ihi, o'zining ishida. O'zining ishida hakim bo'lgan, hikmatli bo'lgan zotsan. Kengroq tafsir qilsak, mana yana İbrahim aleyhisselam ve oğulları İsmail aleyhisselam dua kılıyordular. Rabbena adım. Şunun için can buluyor. Kalim peygamberlerinin duası buluyor. Yine gelecek doğrusu da teşviş kılınıyor. Bütün peygamberlerinin hayatını tekşirsiz, daim ular fakat yine uzun zamanıdaki ümmet doğrusu demez. Kıyamet geçekilediğin bütün ümmet doğrusu da teşvişlengen. Halin gelecek doğrusu. İbrahim aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam da ortasında bir de uzun zaman var. Demek biz hem peygamberlerden örgünüp kıyamet geçekilen bütün ümmetlerinin saadetini tefekkür kılıçlığımız, teşvişlenişliğimiz gerek. Bütün ümmetinin dünya ve ahiretine zarar kıladığı meselelerden eziyetlenişliğimiz gerek. Ve yine duanın kabul buluşluğu, Allah-u Teala elbette duanı kabul kıladı. Hadis kitaplarda okuyanlarızdık. Bazen Allah-u Teala sonra gene sizi uzunu veredi tezkürlerde. Bazen sonra gene sizi vermedi, lakin çünkü sevabını Allah-u Teala ahiretke zahire kıladı. Bazen çünkü hasıl buradigen mükafatının mukabilede günahlarınızı geçiredi. Ve bazen ise soragan narsangizni keyinroq beradi. Belki bazen siz vafot qilgandan keyin bo'lishi ham mumkin. Qarang, İbrahim aleyhisselamning duosi necha yuz yil o'tgandan keyin qabul bo'lyapti. Ularga rasul jo'natgin degan duosi Muhammad aleyhisselamning zamoniga kelib, u kishini payg'ambar qilinishligi bilan qabul bo'ldi. Shuning uchun biz Allohga duo qilganimizda zarra qadar shak qilmasdan, shubha qilmasdan duo qilishligimiz kerak. Allah albatta kabul kıladı. Hiç geçen Allah-u Teala mumin kulunun duasını zayi kımaydı.
Shuning uchun siz hozirgi holatga qarab turib, bu holatda musulmonlarni birlashishi mumkin emas. Bu holatda musulmonlarni yana sahobalardek aziz bo'lishligi mumkin emas demang. Siz ya Robbi bu ummatni sahobalar deb qilgin va ularga nasib qilgan bütün güzellikler, izzet, şeref, kuvvet, şanuh şevketi, nesbigin de dua kılırın siz. Ya Rabbi bütün dünyaya İslam'da hakim kıyın, bütün dünyadan şirk, küfürde, zulümde yok etken de dua kılırın. Allah ki asan ve bu günler keledi beraber. Beraber buladı. Bana en yazı da İsa Aleyhisselam'ın ilk zamanında beraber buladı yanlarsa. Bu sahih hadislerde haber verilgen. Shuning uchun mana shu duolarni qilursangiz, shu duoni savobi o'zingizga bo'ladi, zaxira bo'ladi sizga. Sizga juda katta savob bo'ladi. Ki mana shu duoning muqtazosiga ko'ra xizmat qilishlik kerak, harakat qilishlik kerak. Shu duoga yarasha mehnat qiling, jiddiy jahd qiling, dinni oliy bo'lishligiga harakat qiling. Duo qilsangiz, og'zingizda chiroyli duolar, osmon o'par gaplar ama hayotingizda tutab yashab turgan bo'lsangiz, bu soxtakorlik bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, men bobom Ibrohimning duosiman dedilar. Ya'ni meni kelishligim Ibrohim alayhissalomning duosi bilan bo'lgan. Va Iso alayhissalomning bashoratiman dedilar. Iso alayhissalom ham bashorat berganlar. Saf surasida İsa Aleyhisselam Bani İsrail'e başarat bergenler. Ve uzundan ki inkiledigen Peygamber doğrusu da ismi Ahmet bugen ismuhu Ahmet Peygamber doğrusu sizlere başarat beremen digenler. Bana Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gelişliği ötken bütün Peygamberler doğrusu tarafından haber verilirdi. Yahud Nasraniler Muhammed Aleyhisselam'a karşı buluşluğu bilen, kafir buluşluğu, üçünü inkar kılışlığı bilen İbrahim Aleyhisselam'a hem kafir buluşuyordu. Ötken ayetlerinin tefsirinde hem ettik. Yahud Nasraniler hemmesi İbrahim Aleyhisselam'a muhabbetini dava kıladı. Biz o kişinin yoludan kiti yapız dedi. Ve bana bu dua Rabbena ve ba'sihim rasulen minhum. Şu duadan hemmesinin haberi var. Yahud Nasranilerin haberi var. Agar yahudlar e'tirof qilmasa, yahudlardan so'rang. Nimaga sizlarning ajdodlaringiz Madinaning atrofiga ko'chib keldi? Madinaning atrofi arablarning diyori hisoblanadi. Yahudilar yo'q edi u yerda. Yahudilar nima uchun ko'chib keldi? Mana shu duo bizdan bo'lsin deb. Shu duo qilingan kishi bizdan chiqsin deb. Yoki shu zot chiqqanida biz u kishiga xizmat qilaylik. Shu kishining sahobasi bo'laylik. Birinchi iymon keltirib xizmat qilganlardan bo'laylik degan niyatda ko'chib kelishgan edi. Lekin hasad qilishdi, shayton ularni oldingi orzularini mutlaqo teskarisiga boshlab ketdi. Muhammad alayhisalomning avvalgi dushmanlari bo'ldi. Wala takunu awwala kafirin bih. Deb Alloh taolo yuqorida aytdi. Birinchi kofir bo'lmanglar dedi, lekin ular birinchi kofir bo'lishdi. Demak, Ibrohim alayhisalomga kofir bo'ldi ular. Ularning Ibrohim alayhisalomga da'vo qilgan muhabbatlari hammasi soxta. Nasroniylar Iso alayhisalomga kofir bo'ldi. Payg'ambarimizni inkor qilishlik bilan. Yahudiylar Musa alayhisalomga kofir bo'ldi. Payg'ambarimizga xilof qilishlik bilan. Makka mushriklarining ziddiga ham bu dalil sovit bo'ladi. Makka müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'ı hem yaxşı görürdü, İsmail Aleyhisselam'ı hem yaxşı görürdü. İsmail Aleyhisselam Abul Arab hesaplanadılar. Arapların atası, dedesi hesaplanadı. Yahudiler önce yaxşı görmedi İsmail Aleyhisselam'ı. Burak köbrak İshak Aleyhisselam'ı yaxşı görürdü. Çünkü Yahudiler, Bani İsrail hemmesi, bilesiler İshak Aleyhisselam'ın oğlu bugün Yakub Aleyhisselam'dan terk eder. Shuning uchun ular Ishoq alayhissalomni yaxshi ko'rishadi. Ismoilni yaxshi ko'rishmaydi. Lekin arablar Ismoil alayhissalomni yaxshi ko'radi. Ismoil alayhissalomga ibodat qiladi ular. Lekin mana Makka mushriklari, agar Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomga bo'lgan muhabbatida sodiq bo'lsa, nimaga u kishilarning duosini zoya qilishyapti? Makka mushriklari ham bu duoni bilishardi.
Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum. Ey Rabbimiz, ularga o'zlaridan bo'lgan bir rasul jo'natgin degan duoni bilishar edi. Umid qilardi, kutar edi. Shuning uchun arablarning ichida ba'zan sal ma'lumoti bo'lgan kishilar atroflarga chiqishar edi. Ya'ni shunday bir zot jo'natilishligini bilganligi uchun qachon jo'natiladi, qanday bo'ladi, kim bo'ladi deb so'rab surishtirishar edi. Kutishar edi ya'ni. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom kelganda ular hasad qilib inkor qilishdi, xolos. Xabarsizlik bilan inkor qilgani yo'q. Hech qanday xabarimiz yo'q edi, bo'lishi mumkin emas degani yo'q. Demak, mushriklar mana ularning ham da'vosi soxta. Ular İbrahim alayhisalomga ham, İsmail alayhisalomga ham kofir bo'ldi. Ularning duosiga qarshi chiqyapti ular. Dunyodagi bütün kofirlarning masalasi shunday. Ular hammasi soxtakor. Allohga, payg'ambarga, avliyolarga bo'lgan muhabbatlari hammasi yolg'on. Agar yo biz to'g'rimiz, haqmiz desa, Muhammad alayhisalomga ergashsin. Endi bu rasulning vazifalari. Qarang, İbrahim alayhisalom va İsmail alayhisalomlar bu keladigan payg'ambarning vazifalarini va amallarini aytib beryapti. To'rtta amal zikr qilinyapti. Yatlu alayhim ayatik. Ularga seni oyatlaringni tilovat qilib beradigan. Birinchisi. Yuallimuhumul kitaba. Ularga kitobni o'rgatadigan. Ikkinchisi. Val hikmata, hikmatni o'rgatadigan. Uchinchisi. Va yuzakkihim va poklaydigan. To'rtinchisi. Mana to'rtta amal bilan kelyaptilar. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni shu to'rtta amaldan jo'natdi. Birinchi qiladigan ishi oyatlarni tilovat qilishlik. Tilovat to'g'risida yuqorida oyatlarda keldi: "Allazina taynahumul kitaba yatlunahu haqqo tilovatihi." Oyatini tafsirida qisqacha aytdik. Tilovatni ma'nosi nima? Qiroat. Yaqra'u alayhim ayatik. Seni oyatlaringni ularga o'qib beradilar. Haqiqatan ham Muhammad alayhisalomga vahiy nozil bo'lar edi. Kim payg'ambarimiz alayhisalom bu nozil bo'lgan vahiyni oyatlarni sahobalarga o'qib berardilar. Butun insonlarga o'qib berardilar. Mana bizning zamonimizgacha Qur'on hammaga o'qib berilyapti. Qiyomatgacha o'qib beriladi. O'qib yetkazishlik. Va buning ichiga tilovat ilmlarining hammasi kiradi. Tajvid, qiroat ilmlari. Demak, payg'ambarning birinchi vazifasi Allohning kalomini o'qib berishlik kerak edi. Ulamolarimiz ham birinchi vazifasi mana Qur'on ilmlarini yaxshi o'rganishlik, odamlarga Qur'on o'qib berishlik. Tajvid ilmlari, qiroat ilmlari hammasi kirib ketadi. Ikkinchi vazifa mana shu tilovat qilingan Qur'onni o'rgatishlik, qarang, ta'lim. Yuallimuhumul kitaba deyapti. Shu kitobni o'rgatishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom kitobni o'rgatdilar. Sahobalar o'zlari aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhisalomdan 3-3 oyatdan dars olardik. Yaxshi o'qishni o'rganar edik, yaxshi tushunar edik, amal qilar edik, hayotimizga tatbiq qilardik, keyin yangi dars olardik deydi. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarga o'rgatib, singdirib, tushuntirib, amal qildirib, keyin boshqa oyatlarga, boshqa yangi darsga boshlayaptilar. Kitobni o'rgatishlik mana bu darajada bo'ldi. Sahobalarning hayotini ko'rsangiz, bilinib turibdi. Bir yangi kelgan oyat sahobalarning hammasini hayotini o'zgartirib yuborardi. Payg'ambarimiz alayhissalomning ta'limi shunday bo'lardi. Bizning zamondagi madrasalardagidek dars bo'lmas edi. Bizning zamonda madrasalarda o'qilaveradi, o'qilgan narsalar sandiqlarga solib, qulflari qo'yilaveradi. Shunday qulflanadi, haligi nimalari bor, sirli raqamlari bor. Sirli raqamlarga solib qo'yasiz, ikkinchi sandiq, uchinchi sandiq, o keyingi sandiqlarga kelganda oldingi sandiqlarda raqamlari esingizdan chiqib ketadi. O'zingiz ochilmay qolasiz. O'qigan ilmlar hammasi sandiqlarda qolib, chirib, yo'qolib ketaveradi.
amal qilishligi yo'q. Amal qilamizsa yo amal qilmaysan deydi. Keyin amal qilasan, madrasadan chiqqaningdan keyin amal qilasan. 5 yil o'qishadi, amal qilmaslikka tarbiya qilishadi 5 yil. 10 yil o'qsa 10 yil amal qilmaslikka tarbiya. U keyin qanday amal qilsin bechora? Madrasada amal qilmagan o'zini vataniga borib, johillar ichiga, ilmsizlar ichiga qanday amal qiladi? Madrasalarda holatlari, dunyodagi hozir islomiy madrasalar, islomiy deb turgan madrasalarda ko'pi mana shunday holatda. Suriyada urushdan oldin Suriyaga borganimizda shogirdlarimiz aytardi. Hayron qolardi, ya'ni bizda mukammal sunnatga amal qilib yurgan bolalar Suriyaga borib, sunnatlarni hammasini tark qilgan. Nimaga bunday desek, madrasada ustozlar, shayxlar e'tiroz qiladi deydi. Sunnatga amal qilganiga e'tiroz. Hatto Germaniyadan bir yigit islomni qabul qildi, mukammal sunnatga muvofiq madrasaga borsa, Suriyadagi Dimishqdagi eng mashhur madrasalardan. Shayxlar darrov man qildi. Buncha soqoling uzun, darrov qisqartirib ol. Nimaga ishtoning qisqa, uni uzun qilib ol. Nima misvak ko'tarib yuribsan? Sen vahobiyga o'xshaysan sen. Deb hattoki u bola qabul qilmagandan keyin haydab yuborib degan, so'kib. Qarang, islomga kirgan bir musulmonni ikrom qilib, hurmat qilib, xursand bo'lib, ilm o'rgatishdi uniga, so'kib haydab yuborishyapti. Ya'ni dunyoning muxtalif yerlarida mashhur madrasalarimizda hozir shunday bo'lyapti. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom kitobni o'rgatganlarida Qur'onda nima deyilgan bo'lsa, mana shunday qabul qilinardi va amal qilinardi. Saudiyaga borsangiz, Saudiyada yaxshi o'liklarga qarshi yaxshi kurashadi ular. Ya'ni qabrlarga qarshi, ruhlarga qarshi. Ammo tiriklarga qarshi kelsangiz, tiriklarga qarshi hech hollari, quvvatlari yo'q. O'liklarga nisbatan juda polvon. Ammo bizning zamondagi kufrga, shirkka xizmat qilyapti turganlarchi, o'zlaringizni Saudiyani xoin podsholarichi, Arabistonni Yahud nasroniyiga sotyapti turganlar, Toifga Amerikan askarini olib kirib olganlar, haramga, o'sha haramga Yahud nasroniylarni kofirlarni kirishi joiz emas. Lekin hozirgi Saudiya hukumati Yahudni ham olib kiryapti, nasroniyni ham kiryapti. Yaponiyadan kelganlar ham kiryapti, Xitoydan kelganlar ham kiryapti, hamma ham kiryapti-ku. Va o'zlaringiz podsholaringiz aroqni hamma turini ichyapti, zinoni hamma turini qilyapti. Ularni nima gapirmaysizlar? Desiz yo'q, gapirmaydi ular. O'liklarning masalasiga, o'tgan olimlarning masalasi, qabr masalasi bo'lsa, kecha kunduz gapirishadi. Va Saudiyada ana shu siyosatga tegishli, hukumatga tegishli tavhid va jihod masalalari hech gapirilmaydi. Hatto hadis kitoblardan dars bo'lsa, shu masalalar hech sharhlanmaydi. Hadis buz boshqalarga nisbatan tez o'qiladi, o'tib ketilaveradi. Sharhini bilasizlar, ko'rib olasizlar o'zlaringiz Fathul Boriydan deydi. Jihod kitoblari, boblari hech o'qilmaydi. Shumi kitobni o'rgatishlik. Shumi endi islom. Shumi Qur'on, mana shuni din, shu masalafiylik. Kitobni o'rgatishlik kerak. Amal qilishlik kerak. Hikmat nima degani? Payg'ambarimiz alayhisalom hikmatni o'rgatardilar. Hikmatni tafsirlari ko'p. Eng mashhur tafsiri sunnat. Hikmatdan maqsad sunnatdir. Payg'ambarimiz alayhisalom insonlarga sunnatni o'rgatardilar. Sahobalar sunnatga nihoyatda mahkam edi. Sunnatni tark qilishlik ya'ni ulardan mumkin emas edi. Bizning zamondagi musulmonlarni alomati bo'lib qolgan sunnatni tark qilishlik. Sunnatsiz amal qilmay qo'yaveradi. Farzsiz farzga o'ylanib ko'radi. Xolasa amal qiladi, xolasa amal qilmaydi. Sunnatga hech o'ylanmasdan amal qilmay qo'yaveradi. Sahobalar bir zarurat bo'lmasa sunnatni tark qilishmas edi. Sunnatni o'rgatishlik qarang, payg'ambarimiz alayhisalom kelishdan oldin Ibrohim va Ismoil alayhisalom haqida duo qilinib, Allohdan so'ralyapti turgan narsa. Payg'ambarlar yalinib so'rayapti turgan narsa bu.
Bu sünnette zayi kılıçlığımız bilen hem Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel emellerini zayi kılıyapız hem ötken peygamberlerinin duasını zayi kılıyapız. Şunun için bir hadiste kiledi Peygamberimiz Aleyhisselam etediler. Bazı sınıfları zikir kılediler. Min lanetledim ve bütün peygamberler lanetledi. Peygamberimiz Aleyhisselam ve ötken bütün peygamberlerinin lanetlegen kişilerdi içi de kim var? Ettariku li sünneti. Sünnetini terk kılıcı dediler. Sünnetlerde terk kılgen kişiler hem Muhammed Aleyhisselam'ın tili de lanetlengen ve ötken bütün peygamberlerinin tili de lanetlengen. Bu adam ebeden saadetli yüzünü görmedi, ebeden abad bulmedi bu adam. Kança mensabdar bulsun, kança bay bulsun, bütün dünya bunu yapı yürüdüğün bu seyem, beraber bu insan dünyada hem ahirette hem har buladı, rasva buladı. Çünkü bütün peygamberlerinin verduası gökali yaptı. Sünnet, bana şu derecede mühim eken, kendi yıkılı bunu inkar kılarsınız, terk kılarsınız onu. Deyperbalık kılarsın. Vel hikmete. Evet. Bazıları hikmetini fikh deydi, bazıları fahim deydi, bazıları haqayqul aşiya, nesillerin hakikatleri deydi. Bu tafsirler hepsi doğru. Birbirini kollar kuvvetliydi yani. Çünkü sünnet şunu hepsini öğretirdi. Sünnet sizge Kur'an'ın tafsirini öğretirdi, fikh diye öğretirdi, ahkam diye öğretirdi, haqayq, hakikatler diye öğretirdi ve her nesini düşündürdü yani. Ve yüzekkihim ve onlarını pakileydi. Kalplerini küfürden, şirkten, nifaktan, münafıklıktan ve buğuz, adavat, haset, bunlar bütün şirk, küfür ve haram bugün batini kesenliklerden pakileydi. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselam uzları paklemedi. Onların paklenişine sebepçi buladılar. Az yüzeki yindigen fiilinin Peygamberimizin isnadı mecazi buluyordu. Peygamberimiz onlara paklanırken yolda gösterdi, Allah onlarda paklayırdı. Batılan paklayırdı ve zahiren, zahirdeyem bütün İslam'a hılap buladırken amallardan paklanışına sebepçi buldular. Paklediler. Hakikaten sahabelerden hayatına karasayız, sahabeler İslam'dan aldın, hiç kendi hakkı bilmediğin insanlardı. En cahil insanlardı. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam alıp giden şeriatını mahkem işler. Bunlar batini, içki taraftanım en mükemmel, en pakize insanlara gelendi. Ve zahiri, tersi görünüş itibardan hem en pakize, en mükemmel insanlara gelendiler. Kıyamet geçekilediğin bütün insanlara nemune bulup kalı yaptılar. Hazır ki insanlar bana kança terakkiyatını rivojdan genlikte dava kıladı, lekin şu taraqqiyatni dava qilayotgan bütün hükümetler, bütün siyaset ve hükümet, harbiyat, iqtisod egalari hammasini to'pling, hammasini fazilatini yaxshi tarafini bir o'lchab, hisoblab yozing ve sahabalar Abu Bakrning fazilati, uni siyosatdagi, iqtisoddagi, ta'lim tarbiyadagi, ibodatdagi, taqvodagi, g'amxo'rlik, ummatga, insoniyatga qilgan xizmatlarini bir o'lchab ko'ring. Abu Bakr'ın hizmetini, tarazını bir pallasıya koysayız, bu kafirlerde kıyken hizmetini pallaya koyganı üyelip kalarsın. Hiç nesemez bu. Hani? Mukabiliye koyulışlıkça arzı mıydı? Tarazıya tartıştı koyun. Tartışıkça arzı mıydı gönderse? Umar hem şundik, Osman hem şundik, Ali hem şundik. Sahabalar hem şundik. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabalarını bana şundik derecede mükemmel insanlar kılıp terbiyelediler. Demek Muhammed Aleyhisselam 4'te vazife bilen, 4'te iş bilen kili yaptılar. Kur'an'ı okul verişlik, Kur'an'ı örgeçlik, sünnet'i örgeçlik ve pakleşlik. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın varisleri kimler? El-Ulema ve Resetü'l-Enbiya. Alimler peygamberlerinin varisleri. Alimlerimiz eğer peygamberlerinin varisleri olsa şu 4'te amelde kılıçlık gerek. Alimlerimiz kıraat ilimlerde, tecvid ilimlerde maharetli bulsun. İnsanlara Kur'an, tecvid, kıraat ilimlerini öğretsin. Ve tefsir ilmine mahir bulsun. Hadis ilmine mahir bulsun. Ve terbiye kılsın. Tezkiyetun nefs. Ve yüzekihim, yüzekihinin mesleği tezkiye bulur.
Tazkiyatun nafs, tarbiya qilsin ularni. Shogirdlarni tekshirsin. Atrofidagi odamlarni tekshirsin, ular o'zgaryaptimi, o'zgarmayaptimi? Amal qilyaptimi, qilmayaptimi? Unga diqqat qilsin, e'tibor bersin. Bizning vazifamiz aytishli xolos deb aytib, odamlar amal qilsa, qilmasa e'tibor bermaslik payg'ambarga xilof bo'lgan narsa. Payg'ambarimiz alayhissalom bunday qilmasdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom hatto kechalari sahobalarni tekshirardilar. Kechalari yurib uylariga borib tekshirardilar. Qaysi surani o'qiyapti? Tashqaridan eshitilardi-da. Qanday tahajjud o'qiyapti? O'qimaganlarni borib uyg'otardilar. Uylar tahajjud namozi o'qiyardi. Kunduzgi endi aniq tekshiradilar. Qarang, kecha kunduzi tekshirardilar. Shuning uchun Pokistonda biz shayxlarimiz kunduzgi tekshirishadi talabalarni, kechalari ham, yarim kechasi ham chiqib, shunday sinflarda aylanib yurishardi. Bola yotadigan, yotadigan xonalarda oldan yurardi. Albatta josuslik qilmaydi, siz ichingizga kirib sizni holatlaringizni ko'rmaydi, lekin sinflarda oldan o'tadiki, qanday talabalar qanchalik amal qilyapti. Kecha kunduz tekshiradi. Lekin ko'pchilik ustozlarning holatini ko'rsangiz, yoki ko'pchilik olimlarni qarasangiz, faqat aytadi, ishi yo'q. Hatto shunday ustozlar bor, hayron qolasizki, darsga kiradi, 30 ta talaba bo'lsa, 20 tasi uxlayapti. Ko'rib turibdi. Ammo bemalol dars aytaveradi. Ular shunday bir super ustoz o'qib qo'yganki, qabristonga borib qo'yib, shunda dars berasiz deb maoshini bersiz, dars beraveradi. Qabristonda ham dars beraveradi. Hech ta'sirlanmaydi. Robotga o'xshab qolishgan. Bir his yo'q. Meni eshityaptimi odamlar, diqqat qilyaptimi? E'tibori yo'q unga. Shu maoshini olsa, uni vazifasi bugun mana shu parchani aytib berishlik. Odamlar uxlaydimi, uxlamaydimi, ishi yo'q. Bu joiz emas bu. Shu to'rt ta'lim qilishlik kerak. Lekin hozirgi olimlarimizni qarasangiz, unday emas. Qiroat ilmini bilgan, tajvid ilmlariga mohir bo'lgan, hofiz bo'lgan ulamolarimizni qarasangiz, tafsiri yo'q. Hadisni bilmaydi yoki fosiq, aqidasi buzuq, axloqi buzuq. Tafsirni bilgan olimlarimizni qarasangiz, amal zaif, axloqi zaif. Qiroatni bilmaydi, Qur'on o'qishni bilmaydi, tajvidi yo'q. Ko'p shunday mullalar, mashhur mulla katta domla, namozga o'tingiz, siz alhamdulillahi robbil olamin deb o'qishni boshlaydi. Hayron qolasiz. Shuncha o'qib sen nahotki chand tajvidni o'rganmading. Bizga tajvid dedik. Yosh bolalar ham o'qiveradi. Yosh bolalar ham o'qursa sen nimaga o'qimading? Biz kichkina shogirdlarimiz ham dars berib qo'yaverardik. Qur'ondan dars berish, tajviddan dars berishni o'zlariga bir xorlik deb bilishadi. Buni kufr. Ko'pchilik mullalar, domlalar shunday. Dars bermaydi Qur'ondan yoki tajviddan dars bermaydi. Agar so'rasangiz, menga Qur'ondan dars bering, tajviddan dars bering. Siz oldiniga vaqtim yo'q dedi, yana so'rasiz, g'azabi kelib, xuddi uni so'kib turgandek. Sen meni kim deb o'ylayapsan deydi. Kim deb o'ylayapsan? Sendan Tavrotdan dars so'ramayapsiz-ku. Qur'ondan dars so'rayapsiz. Eng buyuk kitobdan dars ber deyapsiz. Yoki hamma ilmlar bor, tazkiyatun nafsi yo'q. O'zini ham poklamagan, shogirdlarini ham poklamaydi. Yoki bo'lsam ba'zilar tazkiyatun nafs bilan shug'ullanadi, masalan, shuni da'vo qilayotgan sufiylar. Mana ba'zi pirlar bor, shayxlar bor. Insonlarni tarbiyasidan shug'ullanadi. Tarbiya qilyapti, lekin ilm yo'q. Tafsirni bilmaydi, hadisni bilmaydi, qiroatni bilmaydi. Shu yerda Turkiyada bir shayx bor. Necha million muridi bor. Shuni tekshirgani borgan aytadiki, bomdodda orqasida namoz o'qiding, ming'illab Qur'on o'qiyapti. Zo'rg'a eshitib-olasiz. Diqqat qilib eshitsak, birinchi rakatga talaq, ikkinchi rakatga nas. Bomdodda keyin shomda ayni suralar, xutonda ham ayni suralar. Qani necha million muridi bo'lgan shayx qarang, har namozga falaq bilan nasni o'qiydi xolos. Yaxshi hamki shuni ham o'qiyapti. Hech qiroat qilmasa nima deysiz? Hech narsa o'qimasa nima e'tiroz qila olasizki bunga? E'tiroz qila olmaysiz.
ilim yok. Arapçanı bilmiyordu. Peki, biliyorlar, müritler var. Tazkiyatın nefsinden şuhurlarını yaptı bunlar. Aslında yalgan, sahtekarlığı. Dinli bana şunu yıkılıp parçalıp taşıştı. Kıraat bilen şuhurlanganlar başka, başkaları da yakınlaştırmıyordu onlar. Tafsir bilen şuhurlanganlar başka bir cemaat, hiç kimi yakınlaştırmıyordu. Hadis bilen şuhurlanganlar, muhaddisler, onlar başka bir cemaat. Nefs pakliği bilen tazkiyatın nefs bilen şuhurlanganlar başka bir cemaat. Dinli bölüp taşıştı, parçalıp taşıştı. Bu masam, her bitti ağlı bana şunu diye buluşluk gerek. Siz hemasını bilgen halette bir ortası da nihayette başkasına nispetle maharetli buluşuz mümkün. Şu ilimlerin hemasını öğrendiniz o. Mesela kıraatta başkalarına nispetle maharetli köpürak mı? Buluşu mümkün. Peki tafsirde maharetli köpürak, sünnette maharetli köpürak ya ki terbiyeye maharetli köpürak. Bu buluşu mümkün. Bu ayıpmaz. Peki fakat bittesini buluşluk münasipmez bu. Nakıslık bu taksirlik. Sizi kanca taksirlisi bulurlar ki. Alimlerimiz evvela bana şunu terbiye görüşlük gerek. Şu dörtte vazifeni kısın. Kımese el-ulama ve rasatul enbiya diken hadiske kirmeydi onlar. Ağzını tuldurup peygamberimiz bizi doğrusu da şunu diyenler demesin. Miras koruşu mirasta hemesini alıştık gerek. İnneke entel azizul hakim elbette sen uzin azizsen, galipsen. Elbette seni aytganing bo'ladi. Hiç kim seni hükmini o'zgartirolmaydi. Buyrug'ini o'zgartirolmaydi. Hakim va hakim zotsan. Endi azizdan keyin inson oxiriga keladiki, modomiki baribir Allohning aytgani bo'lsa, Allohning buyrug'i baribir bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo baribir g'olib bo'lgan zot bo'lsa, nima uchun Alloh yomon ko'radigan ishlar bo'lyapti? Nimaga shunchalik küfür, şirik ve zulüm bo'lyapti? İslomga qarshi kurashlik musulmonlarga zulüm bo'lyapti. Siz al-hakim, Alloh taolo hakimdir. Hammasiga g'olib, aziz, albatta uni aytgani bo'ladi, lekin hakim o'zini hikmati shuni taqozo qilyaptiki, kofirlarga ham fursat bersin. Kofirlarga fursat berib, kofirlarga imkon berib, Alloh taolo mu'min qullarini imtihon qilyapti. 130. ayet. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Özüge ahmaklık kıyan kişiden başka kimem İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden yüzü giredi. Ve kasam ki hakikatten biz onu dünyada tenleb aldık. Ve elbette o ahirette salihlerdendir. Suyutiyet yaptılar. وَمَنْ اَيْ لَا يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ فَيَتْرُكَهَا Ve kim? İbrahim'in milletten yüzü girerdi. Yani yüzü girmeydi. لَا يَرْغَبُ Ve İbrahim'in milletini terk edildi illa lekin men safiya nefsahu cahila o'ziga johillik qilgan o'ziga ahmoqlik qilgan kishigina tarkladi xolos annaha makhluqatun lillahi har birta nafs Alloh uchun yaratilgandir yajibu alayha ibadatuhu va har birta nafsga vojib bo'ladiki Allohga ibodat qilishlik ya'ni Allah üçün yaratılganligi ve Allah ki ibadet kılışligi vacib bo'lganligini bilmegen. Mana şu hakikatten cahil bo'lgan nefs yine insan yine İbrahim'nin milletinden yüzü giredi. Av istekhaffe biha ya ki şu hakikatini yengilge agen, beyperalik giyen, vamtehaneha ve onu harlagen kişiler. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَهُ اِخْتَرْنَهُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّسَالَةِ وَالْخَلَّةِ Biz onu dünyada ihtiyar kıldık, talep aldık. Yani onu Rasul kılıçlı bilen ve Halil kılıçlı bilen. Risalette maksat Rasul, Halilette maksat Halil. اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
Alloh taolo aytayaptiki, Alloh Ibrohimni o'ziga halil qilib oldi. Halillik darajasi butun insoniyat tarixida faqatgina ikki zotga nasib qilgan. Birinchisi Ibrohim alayhissalom, ikkinchisi Muhammad alayhissalom. İnsaniyyatli içi de bu iki kişi zattan başka hiç kimye halillik derecesi nasip kımayan. Şunu güçlü Allah-u Teala yaptı, dünyada bizimle tanrıb aldık diyaptı. Ve innehu fil ahireti la mine salihin ellezine lehum edderecatul ula. Elbette o ahirette salihlerdendir. Şimdi salihleri ki, ular için ahirette âli dereceler var. Genel tafsir kısık, Allah-u Teala bir saval kuyu yaptı. Ve elbette inkar kılıp, rad kılıçlik. İbrahim Aleyhisselam'ın milletten yüzü girgenlerini Allah-u Teala malamet kılıyordu. Yüzü girgenler kimler? Ötken ayette etkenimizdik. Yahudiler. İbrahim Aleyhisselam'ın milletten yüzü girgenler kimler? Nasraniler. Kim bu kişinin milletten yüzü girdi? Mekke müşrikleri. Yani Muhammed Aleyhisselam ve o kişiye eri geçkenlerinden başka hemme İbrahim Aleyhisselam'ın milletten yüzü gördü. Allah Teala haber veriyordu ki, İbrahim'in milletinden kimem yüzü görerdi? Hiç kim yüzü görmedi. Fakat yine özüge ahmaklık kıyan, özüge cahillik kıyan, özünü harlayan, özünü yengilge agen, özüge beyperverlik kıyan kişiler yine İbrahim'in milletinden yüzü görerdi. Millet de bitti hazır şeriat manası geliyordu. İbrahim'in şeriatı, İbrahim'in yolu, İbrahim'in tarikatı, İbrahim Aleyhisselam'ın yoludan yani şu ahmak insanlar yine yüzü girerdi yaptı Allah-u Teala. Yahudilerde davaları geçenmeyin. Nasranilerde davası geçenmeyin. Müşriklerde davası geçenmeyin. Hemen seyitlerdi biz İbrahim Aleyhisselam'ın milleti demiz dedi. Lekin Allah dedi ki yok, onlar yüzü girdi onlar. Yani yüzü girişti. Adli tarqigani yok. Teskari qarab ketishdi. Boshqa narsaga rag'bat qilishdi. Shirk yo'llariga qiziqib ketdi ular. Qur'onda ko'p yerlarda Alloh taolo kofirlarni shunday ahmoq, safih deb zikr qiladi. Alloh taolo ahmoq, safih degan kishilarni biz aziz deishligimiz yoki ustoz deishligimiz, ustozim deishligimiz joiz emas. Shuning uchun ulamolar aytadiki, ko'pchilik yoshlar so'raydi. Biz Rossiyaga borib o'qisak yoki Londonga borib Oxfordda o'qisak, Amerikaga borib o'qisak, Yaponiyaga borib o'qisak joizmi deydi. Avvalo bu tafsilotli masala o'tgan darslarda boshqa kitoblarda biz batafsil tahqiq qildik buni. Buni borishligi uchun joiz bo'ladigan o'zini shartlari bor. Buni olmoqchi bo'lgan ilmini agar musulmonlar bera olmasa İslami diyarlarda bu mesela. Ve onu amahçı bugün ilmi İslami faydası bu ise. Ve o bariyandan ki o dinden çıkıp geçişinin hatarı bu mesela. Namazıya hatar kımese, akidesi büzülmese. Bana bu şartlardan kiyin varsa buladı, okusa buladı. Ana ondayım o kafir ustazlarına nispeten uzun İslami muamelesine koştuk gerek. Şirin muamele kıladı. Güzel muamele kıladı. Ama siz onlarda o şey kafir ustazlarda o yüzüge bir örnek kımasligiz gerek. Onlarda havas kımasligiz gerek. Onlarda bunlar akıllı insanlar. Bunlar nihayetli mütefekkir insanlar. Bunlar ağlı insanlar. Bunlar tedbirkar. Bunday zeki, bunday akıllı insanlarda görmedim demasligiz gerek. Çünkü Allah-u Teala onlarına safihe nefsehu diyebdi. O'ziga o'z ahmoqlik qilgan insonlar. Ulayka humus sufaha. O'shalar ular aqlsizlardir deyapti Alloh taolo. Alloh taoloning aqlsiz, ahmoq degan kal an'am bal adollu degan insonlarni siz qanday qilib aqlli insonlar deysiz? Hadislarda keladiki, kimki bir fosiqni chiroyli gaplar bilan xitob qiladigan bo'lsa, masalan, ya sayyidi desa, Allohning shunday g'azabi keladiki, arsh titraydi. Bu katta gunohlardan hisoblanadi. Fosiqlar, kofirlarni shunday ustozim yoki rahbarim,
yoki shuni aqlli inson, mukammal inson deyishlik Allohga qarshi turishlikdir bu. Katta gunohlardan hisoblanadi. Ba'zan kufrga ham olib boradi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Bizim mullalarni qarang. Bizim mullalarga hayron qolasiz. Hadisdan gapiraman siz, hadisdan gapirma. Vahobiylar hadisdan gapiradi deydi. O'zlari hadis Aflotun shunday degan ekan. Suqrot shunday degan ekan. Aristo shunday degan ekan deb og'zini to'ldirib ulardan gapiraveradi. Sen kimsan sen? Bu mullaga hayron qilasiz. Bu musulmonga o'xshamaydi bu. Bu Gresiyadan kelgan bo'lsa kerak. Grekiya Makedoniyaga o'xshaydi. Sen Aristo bilan nima ishing bor senin? Aflotun Qur'on hadisi bilmaydi, Aristo'ning butun fikrlarini yodlab oldi. Aflotunni yodlab oldi, Suqrot, Buqrot hammasini biladi. Ha deb ulardan naql qilaveradi. Va shundan faxrlanadi. Shunga maqtanadi ham. Fazilat deb biladi buni. Siz unda faylasuflarga, ahli professorlarga, doktorlarga erishib ketmang. Payg'ambarlarga erishing. Alloh aytayapti: "Va laqad istofaynahu fid dunyo." Qasam ichib aytaman sizlarga. Haqiqatan ham biz Ibrohimni dunyoda tanlab oldik. Dunyodan unga shuncha izzat berdik. Ibrohim alayhisalom u kishini mo'jizalari ko'p. Qarang, mana o'tga otilganliklari, shunga matonat bilan sabr qilganliklari, o'tda yonmaganliklari, salomat chiqqanliklari va boshqa juda katta mo'jizalari, juda katta karomatlari, juda katta buyuk amallari, xizmatlari bor. Bu narsalarni Alloh taolo har kimga nasib qilmaydi. O'zini dunyoda tanlab oldik, deyapti. Qarang, eng buyuk payg'ambarlardan va hozratganimizdek Halil, Halilulloh faqatgina Ibrohim alayhisalomga va Musa va Muhammad alayhisalomga nasib qildi, xolos, halillik darajasi. Shu darajada Allohning eng yaqin quli Ibrohim alayhisalom. Shunday zotni yo'lini tark qilsa, u kishining yo'lidan yuz o'girsa, qanday qilib siz ularni aqlli insonlar deysiz? Buni ular tan olmaydi. Yahud nasroniylar tan olmaydi. Yo'q, bizga tuhmat qilyapsizlar, biz yaxshi ko'ramiz deydi. Ammo ayting ularga, sizlar Ibrohim alayhisalomni yaxshi ko'rsalaringiz, qaysi amallaringiz Ibrohim alayhisalomning amaliga o'xshaydi? Qaysi e'tiqodlaringiz u kishining aqidasiga o'xshaydi? O'xshamaydi-ku. Sizlar soxtakorsizlar, yolg'on gapiryapsizlar. Va Yahud nasroniy millatiga aytingki, ularni domlalari aldayapti ularni. Va albatta u oxiratda solihlardandir. Qarang. Solihlardan u oxiratda ham. Oxiratda ham darajalari nihoyatda baland, eng aziz bo'lgan qullardandir. Va Ibrohim alayhisalom hattoki bizga salom jo'natdilar-ku. Payg'ambarimiz alayhisalomga aytdilar-ku Me'rojda, Isroda, ummatingizga salom ayting deb. Va alaykum assalom. Ibrohim alayhisalomning darajasi nihoyatda baland. Keyin qarang, solih degan kalimani darajasiga diqqat qiling. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتة آخرتة البتة صالح لردن دور ديابت الله تعالى دمي صالح لك كتا نعمتة كان بزي زمان داكي ملالر داملالرگا صالح سيز يتميد حقارت قيان ديك بولاد فلانچه صالح انسان سيز غزب كلاد دي بلو سيز قلوغلي ديگان كلمة لرن ذكر قلش ديكس كلاك علامت الدهر والقهر ديسيز kim xursand bo'ladi? Yoki muftiy azam desiz, buyuk shayx desiz, eng katta pir, eng og'ir domla desiz, kim xursand bo'ladi? Bo'lsam solih inson desiz, xafa bo'ladi. Pastga urgan bo'lasiz uni. Keyinchalik salom bersiz, aliga olmay qo'yadi. Nimaga sen meni solih deding? Alloh taolo Ibrohim alayhissalom to'g'risida oxiratda u solihlardandir deydi. 131-chi oyat. Iz qala lahu robbuhu aslim. Qala aslamtu li robbil alamin. O'shanda robbisi, ya'ni Ibrohimning robbi Alloh taolo unga aslim dedi. Ya'ni taslim bo'l. Bo'yinsun. Islomni mukammal holatda tatbiq qil. Dedi, qala aslamtu li robbil alamin.
İbrahim, alemlerinin Rabbine teslim buldum, boyun sundum ve İslam'ını mükemmel halette kabul kılıp tedbik kıldım dedi. Süütiyet yaptılar, vazkur, zikir kıl, esle, izgale lehu rabbuhu eslim. O şende İbrahim'in Rabbisi onge eslim, yani inqad lillahi. Allah ke boyunsun. Ve ahlis lehu dinek. Ve dinini halis Allah için kıygındır. Emir kıldı. Kale eslamtu li rabbil alemin. İbrahim aleyhisselam ettiler ki alemlerinin Rabbige teslim buldum, boyunsundum dediler. Mene bu ayette büyüklüğünü karin. Bizi zamandaki Müslümanlarga en adli, en bir gaflette kalingen, en bir kereksiz mesele köringen İslam ve Müslümançılık. İslam ne mesela? İslam şuradan bilmeysen mi? Hem Müslüman. Adli nesel olur ki? En gaflette kalingen mesele. Lekin Allah Teala bu İslam meselesine bir ayet kayıp kılıyor. Yani bir ayet de kılıyor. İslam'da buluştuk ki Allah Teala İbrahim'ni emir kılıyor. Ve İslam'a büyürgenliğini kaçan zikir kılıyordu? İstifadan ki. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ diyenden ki. Şunca faziletlerden ki eslim diyordu. Yukarıda imtihanlar öttü. Beytullah'ını kurdu. Oğlu bilen, onun ortası kancı işler buldu. Şunca meseleden ki İslam meselesi kılıyordu. Yani. Demek İslam bizim Müslümanlar öyle geldiği bir adli nersemez. Hem Müslümanımız. İslam şu da dediğin adli nersemezken bu. Bir de büyük bir nersiyken. İbrahim'e Allah Teala eslim dedi dedi Allah Teala Kur'an'da zikir kılıyordu. Yani. Avala biz Müslümanlar getirmiş ki İslam'da kadir kıymetini bilirler. İslam ahli buluştuk, İslam dini de buluştuk bu adli nersemez. İbrahim aleyhisselam'a Allah Teala eslim diyordu. İbrahim etmedi ki kâle mesela teaccebe İbrahim. İbrahim teaccüm kıldı. Ya Rabbi min Müslüm. Mesmiydim min. Şu vakti geçer kılıyordun. İşim ne miydi? Hani kılıyım ben ki senin aslim diye sen. Min İslam'da mesmiydim min. Demeye yaptılar ki. Kale eslamtu li Rabbil alemin diye. Alemlerinin Rabbine teslim buldum diye. Boyun sündüm diye. İslam kildirdim diye. Yani. Bizi zamandaki Müslümanlar ki ey Müslüman bugün siz kıyıp kuzulup gideriz. Nima deyapsan sen? Ulamalar şunun için akide kitaplarında dedi ki bir adamga kelimeni aytdi siz. Tevhid kelimesini aytdi siz. Aytishligi vacib bo'ladi. U la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deyishligi vacib. Agar aytmasa kofir bo'ladi. Nimaga aytmayapti? Aytsin. Aysa gunoh bo'lmaydi ki. Bu bahane kıladı ki kibir kılıp sen kimsen benden soruyorsan diyor. Sen en faziletli bir zikirde et yapsan, kelimen et yapsan. İslami'ni zihar kıl yapsan. Neme yaşır yapsan, neme gayetme yapsan. Kafir buladı, talep kılınganda etmese kafir buladı. Demek İslam bunca bir beyparva dersemezken. Bu ayetten kim çıkardı ya ikinci mühim mesele. Yahud Nasraniler ve Mekke müşriklerine reddiye. İbrahim aleyhisselam demek ki İslam dinideydi. O kişi Müslüm idi, Müslim. İbrahim aleyhisselam Yahudi emas idi. Mekken İbrahim'u Yahudiyen ve la Nasraniyen. Başka ayetlerde Allah Teala açıkçası getirdi. İbrahim Yahudi emas idi. İbrahim Yahudi emas idi, Nasrani emas idi. Ve Mekke müşriklerine akidesi demez idi o. İslam değildi, Müslüm idi. Elhamdülillah biz hazır İslam demiz, biz Müslümümüz, İbrahim Aleyhisselam'ı yoldan gidiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'la bizim yolumuz bir. Şimdi ozudan ozu bizge muhalif buygenler, İslam'a karşı buygenler, Kur'an-ı Hadis'e karşı buygenler, ozudan ozu İbrahim Aleyhisselam'a karşıdır, düşmendir. Bunu İslam'ın açıkçası rahat kılıp durgenler yemeğitemiz. Yahudlar, Nasraniler ve başka kafirler İslam'ın açıkçası inkar kılıp durdu. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'a kafir. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın yolu demez. Bunlar ahmak diyemiz. Ve biz içimizden çıkken Müslüman mendip durup
İslam'da nimeligini bilmeydi. İslam nimedi? Siz bilmeymeliydi. Müslüman nimedi gendi? Siz onu hem bilmeydi. Ve İslam'a amel kime yaptı? Onlar diyen biz rahat kılarmış ki onlar peygamberler diye öyle demez. Onlar da biz kafir değil miyiz? Müslüman ben de yaptı, İslam da ben de yaptı. Onlar biz teşirip görüyoruz o. Lekin mesela zahiren kabul kıl değil, tamam İslam'da. Lekin kana sen İslam'da bu sen İbrahim Aleyhisselam deyip buluştuğun gerek, Muhammed Aleyhisselam deyip buluştuğun gerek, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam deyip buluştuğun gerek, sahabeler deyip buluştuğun gerek. Kana senin amelin, kana senin hizmetin, kana senin ibadetin, kana senin İslami alametlerin. Yok olsa demek ki bütün peygamberlerine hılaf bu adam. Bütün sahabelerine hılaf, tezkere, alakası yok. Bu sahtekar, münafık bu, fasık. 132. ayet. وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاه۪يمُ بَن۪يهِ وَيَاقُوبُ يَا بَن۪يَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الد۪ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ve bu nesneye İbrahim uzunin ballarını ve Yakup vesiyet kıldı. Ey oğullarım, elbette Allah sizlerge dinini tenleb aldı. Bismillah. İnne Allah astafa lakumu din. Elbette Allah Teala sizlerge dinini tenleb aldı. Fela temutunne illa ve entü muslimun. Sizler Müslüm halatlarınızdan başka halette hiç kanakasıya ölmeyler. Suyutinin tefsiri vassa ve fikiratin avsa. Vassa kelimesi geliyordu, vasiyet kıldı. Bazı kıratlarda avsa adı geliyordu. Yani ikilesi hem aynı manada. Avsa bilen vassa. Yani ef'ale bilen fe'ale vazinlerde geliyordu, mana bitti. Vasiyet kıldı. Biha deganimizda bil millati. Haza min qatya qatyapti millat. Millatni vasiyat qildi. İbrahim banihi va Yaqub banihi. İbrahim alayhisalom o'g'illariga va Yaqub ham o'g'illariga vasiyat qildi. Mana shu millatni vasiyat qildi. Aytdiki: "Ya baniya innalloha astafa lakumud-dina dinal islam." Ey oğullarım, elbette Allah-u Teala sizler için dinini tenleb aldı, yani İslam dinini. فَلَا تَمُوتُنَّ ölmeyler. Hiç kanakası ki ölmeyler, اِلَّا وَاَنْتُ مُسْلِمُونَ Fakat ki nasıllar? Müslim haletlerizde ölüyorlar. نَهَا عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ Bana şimdi gelip İbrahim Aleyhisselam ve Yakub Aleyhisselam İslam'ını terk kılıçlıktan nehy kıldı. وَاَمَرَ بِالسَّبَاتِ عَلَيْهِ اِلَى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ Ve ölüm ki gününe kadar, ölüm bilen ruhbara bugünge kadar İslam'da sabit buluşlukça buyurdu. Kengirah tafsiri, Allah Teala yine İslam'ın haklılığını kürseti yaptı. İnsaniyet tarihi de İslam'dan başka din bu meyenliğini kürseti yaptı. Yahudiler, Nasraniler, Müşrikler ve başka bütün kafirler de ratkılı yaptı. Kaçtan taptı bunlar, bu dinlerde kaçtan çıkarıştı. İslam'dan başka din hemesi batıl. İslam'dan başka din yok ki. Allah Teala kança peygamber cönetken mesela fakat yine İslam'ını emir kıldı. Bütün peygamberler İslam'da bugün ve bütün peygamberler İslam'a çakırken. İslam'dan başka bütün dinlerde yok açtığı iki hareket iken. Yok açtıkken. Bana Allah Teala etti ki İbrahim bana şuna sana vasiyet kıldı oğulları. Ha kelime bazılar millet dedi. Bazıları ise hazır eslemtu li rabbil alemin dedi ki alemlerinin Rabbisi'ye teslim buldum dedi. Bazıları onge kayıtlar dedi. Lekin kelesiyen aynı narsa. İbrahim Aleyhisselam'ın İslam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ın teslimi ve İbrahim Aleyhisselam'ın milleti bunlar aynı narsa. İbrahim Aleyhisselam bana şu milletteydiler. Yani otge teşerzigen takdirdeyen Hatta Cibril'den yardım soramaydıgan derecedeki bir tevhid. Yani tınık bir tevhid. Fakat ki Allah'a bağlanıştık her kendi halette hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bizi yeterlidir ve o zaman kendi hem yaşı vekil buldu. Degen şiar
ve hayat çizgi mana şu. Şunda yaşadılar ve özünü farzandlariga ham şunu vasiyet kılıyordular. Tanihi hani oğullariga vasiyet kılıyordular. Şimdi İsmail'den İshak'ta anıq bilemiz. İbrahim Aleyhisselam oğullariga deganimizda İshak bilen İsmail'ga şu vasiyet kılıyordu Kur'an'dan sabit bo'lyapti. Demek ki İbrahim Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'a dedi ki oğlum İslam'da bugün. İsmail Aleyhisselam'a dedi ki oğlum İslam'da bugün. İnsanlar ki bölündü mü? Arablar İsmail Aleyhisselam'da yakışık gördü. Bizi peygamberimiz dedi. Bize temiz ki İsmail Aleyhisselam İslam'daydı. Müslüm'ü bu iş. Sizlerime kendi İslam'da bugün ve Müslüm bugün Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkıyorsunuz. Sizler Muhammed Aleyhisselam'a kendi bilgene bulsunlar. İsmail Aleyhisselam'a şimdi bilgenesiniz. Yahud Nasrani'lere getirmiş ki İslam İshak'ta yaş görürler mi? Yaş görürler. Çünkü İshak diyen isim ki o bunlarda. İshak'ta yaş görürler mi? İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam İslam'ını vasiyet kılıyordular. Karin vassa. Vasiyet kıldı diye. Vasiyeti bilirsinler, tehditle büyürüşlük. Hiç kim vasiyette terkik istemeydi. Susan peygamberlerde vasiyetini kendi terkiler, kendi zayi kılır. Qanday qilib ma'nosizga chiqarasiz yoki qanday qilib ziddini qilasiz, teskarisini qilasiz? Yahud nasroniylar Ibrohim alayhisalomning o'zini o'g'illariga qilgan vasiyatida teskarisini qilishyapti-ku. Shu millatga, hanif millatga tavsiya qilib shunga chaqirib o'tib ketyaptilar. Va Yaqubu va Yaqub deganda tafsirida ulamolar aytadiki, Yaqub bormaydi Ibrohim alayhisalom zamonida. İbrahim Aleyhisselam İslam'ını vasiyet kıyanlarda Yakup var mıydı dese, bazı ulamalar dedi ki, yok, Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dan vafatından kiin tuğul geldiydi bazı alımlar. Mesela Kurtubi nakıl kıladı ki, Kuşeri'den. Vakat iddial Kuşeri, İbn-i Kesir'de oku bir yapın. Kuşeri dava kılıyordu ki, fîmâ hakâhul Kurtubi anhu, Kurtubi'nin ondan hikâyet kıyan kavul yakaragende, anna Yaqub innama vulida ba'da vafati Ibrahim. Yaqub İbrahim'in vafatından keyin tug'ilgan deyishyapti ba'zilar. İbn Kesir aytibdilar va yahtaju mislu haza ila dalilin sahihin. Yaqub alayhisalom İbrahim alayhisalomning vafatından keyin tug'ilgan degan gap sahih bir dalilga muhtoj bo'ladi. Yani ba'zi mufassirlar shunday deyapti, lekin İbn Kesir rad qilyaptilar. Ve aytiyaptılar ki, ve zahir, zahiri şu ki, vallahu alem, yani Allah talep uluşurak, enne ishaqa vulide lehu Yaqub fi hayatil halil ve sara. İshaq'nin Yaqub diyen oğlu, halilinin hayatı diyen İbrahim aleyhisselam ve sara. O kişiler hayatları gidip doğuruyor. Şimdi delilli siz, mene deliller. Lennel beşarete vaka'at bihime. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ve Sara anamızga berilgan bashorat ikkalasi to'g'risida bo'lgan. Fi qawlihi masalan Hud surasi 71-chi oyatda tabashsharnaha bi Ishaqa va min vara Ishaqa Yaquba. Biz Saraga bashorat berdik Ishaqga deyapti. Ishaq degan bir farzandi bo'lishligidan bashorat berdik. Alin sevinçli xush xabar berdik va İshaqning orqasida Yaqubni bashorat berdik deyapti. Men sizga aytsamki, yaqinda men sizga falon narsa beraman desam va yana falon narsa beraman desam. Bittasini bersam, ikkinchisini olib kelmasam, o'lganingizdan keyin olib kelsam. Bu qanday bashorat bo'ladi sizga? Bu bashorat bo'lmaydi sizga. Alloh taolo aytayaptiki, "Fabbasharnaha" biz Sara'ya beşaret dedik İshak doğrusunda ve İshak'ın arkasından Yaqub doğrusunda deyordu. Ayetin zahiri malum buluyordu ki, bildiriyordu ki, demek Sara anamız Yaqub'u gördü, nevarasını gördü. Ve bu nesi Allah'ın mucizesini, kudretini, büyüklüğünü gösterdi. Bunu yaşkette bugün, karigen halette nevaralik buluştuk. Hazırki tibbiyatına deyordu, bir hatun 40 yaş geçer, tuğmasa tuğmaya deyordu deyordu. Lekin İslam'ın yalvan geçer deyordu. Yalvan bu geldi. Ankebut suresinde Allah'tan ayet yaptı ki,
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Ve biz İbrahim'e İshak'ını ve Yakub'ını hediye kıldık diyelim. Hibe kıldık diyelim. Demek ayet-i zahirde malum oluyordu ki İbrahim Aleyhisselam hayattalığı da Yakub'u gördüler. وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ Ve onun zürriyetinin içi de peygamberlik ve kitabını kıldık, koyduk diyelim Allah-u Teala. وَاَتَيْنَهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا Ve onun acrını dünyada verdik. وَاِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Elbette İbrahim ahirette salihlerdendir. Ayetini zahirini görüyorsunuz. Yakub Aleyhisselam barıdır. Enbiya Suresi 72. ayette dedi ki وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً Ve biz İbrahim'e İshak'ını ve nafile ziyade diyene, koşunca diyene. Koşunca halette Yakub ne hibe kıldık, hediye kıldık diyelim. Mene şu ayetlerden malum oluyordu ki, demek ki Yakub aleyhisselam bar idi. Yani Yakub aleyhisselam tuğulge vakitte İbrahim aleyhisselam bar idiler. Vefat kime geldiler. Şümlen ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakubu diyende toplanıyordu bunlar. İbrahim aleyhisselam vasiyet kıyında Yakub bar idi. Bu cüda mühim mesela bu. Şimdi aslında Yakub aleyhisselam bu vasiyet vaktinde bu maslığı biz için mesela özgürtirmeydi. Lakin Yahudiler İbrahim aleyhisselam'da İslam'da ikenliğini ispatlar birsiz. Aslında ki doğru İbrahim aleyhisselam mahalle İslam'daydı ama Yakub İslam'da mesela diyeceğim. Ulan dedi ki Yakub bizi etti ki sizler Yahudi dinini buluyorlar diyeceğim. Yahudi Nasrani'lerden soruyorlar, Yakub ki avarışa diyordu. Şunun için ve Yakub diyordu Allah-u Teala. Ve Yakub barıdı, Yakub ki hem İbrahim Aleyhisselam İslam'ını tavsiye kıldı. Yakub hiç kaçan İbrahim Aleyhisselam'ını, hem bozunu babası, hem büyük peygamberini, vasiyetini zayi etmedi. Sizlere yokuşa gelmez o. Peygamberler de vasiyetini zayi etse. Bu bir, ki ve Yakubu, Yakub, Merfu buluyordu mu? İbrahim'e atf buluyordu. Vassanin faili buluyordu. Ve Yakub hem vasiyet kıldı ki Ya baniyya, ey oğullarım. Yani, Kur'an'da mükemmelliğine karim. Allah Teala şimdi bir terzde kildir yaptı ki İbrahim Aleyhisselam vasiyet kıyanda Yakub'da barlığı hem sabit buluyordu. Ve Yakub hem İbrahim'nin vasiyetini uzun ferzendirge kıyandığı sabit buluyordu. Şimdi Yakub uzun ferzendlerine vasiyet kıyanda İbrahim yok idi elbette. Çünkü Yakub'da ferzendleri buluştuğu için şimdi onda İbrahim Aleyhisselam'da çiveresi buluştuk gerekti. Ve Yakub Aleyhisselam yaşı katta uppagen halatları buluştuk gerekti. İnsan yaşı katta bulup yani ölüm yakınlaşkenden ki vasiyette başlıyordu ki. Bu vakit İbrahim Aleyhisselam yok idi, vefat kıyan idi. Yakub Aleyhisselam ne de yaptı? Hani Yahudilerin sahte davası diye Yahudi buluyorlar diye yaptı mı? Nasrani buluyorlar diye yaptı mı? Yok. Karın Allah hadi yaptı Kur'an'da. Ya baniye, ey oğullarım, inna Allah astafa lakumud din. Elbette Allah Teala sizlere dinini tenle bağlı. Dini sizler tokumayasınlar. Sizler din çıkarmamayalar. Sizlere Allah Teala dinini tenle bağlayan. O kaç din? İnne dine inde Allah'in İslam. Allah'ın huzurdaki din fakat yine İslam dinidir. İslam dini, karın dinden maksat İslam. Hayattan bile yapsanız siz, فَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyler diyor. Ölmeyler, اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve fakat yine sizler Müslim haletlerinizde ölüler diyor. Karın, öl gün geçe, hayatıyla ahire geçe İslam'da bugün diyor. Hayatını ahire geçe İslam'da terk etmeye gelen Müslümun, ne mi diyor Müslümun diyor? Müslümanlar diyor. Demek Müslümançılığı kim payda buyuyan kim çıkan nesemez? İslam kim çıkan nesemez? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmeti, Müslüman ümmeti bir bidiyetmez. Kendi payda buyuyanı yok. Bütün peygamberlerin vasiyeti bu. Hani Yahud Nasrani'ler delili, hani? Görsersin delilini, yok delili. Yalan gapirish yaptı. Hazır ki Yahudilerine siz edin de en imanı zayıfı
sen Yaqub alayhissalomga kofirsan, siz yo'qlikdan o'shaydi. Nima deyapsan sen deydi. Yaqubga qanday kofir bo'laman deydi. Ya'ni Yaqub alayhissalomsiz ular o'zini dinini tasavvur qila olmaydi. Lekin haqiqat shu. Lekin Yahudi nasoniylarga yetkizing siz, avomiga yetkizingki, ularni domlalarda ularni aldab yuribdi. Sizlar Yaqubga kofir bo'ldilaringiz. Yaqubni vasiyatini zoya qildilaringiz. Yaqub vasiyat qilganda faqatgina islomda o'linglar degan edi. Vasiyatni mustahkamligini qarang. Bundan og'ir qanday gap bo'lishi mumkin? Fala tamutunna illa va antum muslimun. Faqatgina muslim holatda o'linglar dedi. Boshqa holatda o'lmanglar deyapti, qarang. Boshqa holatda o'lsang mendan emassan, bezorman sendan deyapti. Faqatgina islomda o'lasan, keyin qabul qilaman deyapti. Endi bu yerda bir savol keladi. O'layapti deganda islomda o'lishlik bizning qo'limizdagi narsa emas. Chunki g'ayb masalasi, kelajak masalasi, mustaqbal masalasi. Alloh taolo hozirgi holatdan buyursa, islomni qabul qilinarsa qabul qilamiz. Namoz o'qilarsa o'qiymiz. Lekin o'layapti turganda islom holatda o'linglar desa unga qanday amal qilamiz biz? Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz-ku, bizning qo'limizda emas-ku degan savol keladi. Buni javobi shuki, siz har qanday holatda islomga mukammal amal qilasiz. Islomga mukammal amal qilsangiz, o'lim qachon kelsa kelaversin. Siz tappa tayyorsiz. O'lim qachon kelsa va antum muslimun bo'lib ketaverasiz. Muslim holatda o'lib ketaverasiz. Shuning uchun doim tayyor bo'ling. Aytmang ertaga. Bugun o'qib olaveray, eshitib olaveray, ertaga amal qilaman. Yo falon ishim bor, shuni qilib olay, bir haftadan keyin demang. Bir oydan keyin demang. Aldanyapsiz. Shayton sizni aldayapti. Islom shuki yuqorida Ibrohim alayhissalomdek aslam tuli robbil alamin deysiz kerak. Aslim, aslam tuli robbil alamin. Shu soniyadan boshlaysiz. Shu vaqtgacha g'aflatda bo'lgan bo'lsangiz, hozirdan hayotingiz o'zgarsin. Islomni mukammal holatda qabul qiling. Aytmang falon ish qilib olay, falon uyimni qurib olay, mashinamni olib olay, falon tijorat qilib olay, falonchidan gaplashib olay, o'g'limni uylantirib olay, qizimni chiqarib olay. Ya uylanib olay demang, ya falon mamlakatga borib olay, Saudiyaga borib olay demang. Shu turgan holatingizda darru hayotingiz o'zgarsin. Islomni mukammal holatda qabul qiling. Sizning orzu umidlaringiz bitmaydi, siz bir oy eng insofli musulmonimiz bir oydan keyin amal qilaman deydi. Bir oygacha qancha fikrlar o'zgarib ketadi. Undan keyin bir oydan keyin yana ham muhim ishlar chiqib qoladi. Uni ham bitirish kerak, uni ham bitirish kerak. Bir kun qarabsizki, qaldiragan chol bo'lib, afsuslanib, qaldirab, pushaymon bo'lib yotibdi. O'lim to'shagida. Bir oy deb umr o'tib ketibdi ekan. Hech narsa qilgani yo'q. Orqasiga qaraydi, yo'q. Hech gapi yo'q hayotda. Nima keragi bor edi? Hosil qilganda nima bo'ladi? Qop-qop dollarlar, qop-qop oltinlar hosil qilgan bo'lsa, dinga xizmat qilmagan bo'lsangiz, nima keragi bor edi? Shuning uchun biz shu zahoti islomni mukammal qabul qilamiz. Mukammal islomda bo'lamiz, o'lim qachon kelsa kelaversin, biz tap tayyormiz. Qanday holatda o'lsangiz islom bo'lasiz. Ko'pchilik kishilar nima qilyapti? Tavba qilib olaman deydi, o'zi gunoh qilmaydi, ba'zan boradi gunohga kiradi. Bir gunoh. Aytaylikki, bir harom narsada sotiladigan yerga kiryapti. O'sha yerda o'lib qolsangiz nima bo'ladi? Siz hamma ichida dindor deb mashhur bo'lgansiz. Taqvoli deb mashhur bo'lgansiz. Talib nimaki olim deb, shayx deb mashhur bo'lgansiz. Butun dunyoga xabar tarqaydiki, falon restoranda o'lib qoldi ekan. Yo falon mayxonaga kirib o'lib qoldi ekan. Yoki internetda o'tirgan ekan o'lib qoldi ekan. Men borib qarasa, shunday filmlar bo'lyapti deb hayron qolishadi. Nahotki shu talib edim, shu olim shu kinoni filmda ko'ryapti degan bo'lsa. Yoki boshqa bir holatlarda o'lib qolsangiz nima bo'ladi? Yahud nasroylarning marosimlarining ichida o'lib qolsangiz nima bo'ladi? Bunda yomon holatda o'lib qolmaslik uchun doim islomiy holatda bo'lishingiz kerak. Darrov qayting. Sizga kim garantiya beradi? Birdaniga joni chiqib ketsa nima bo'ladi? Ko'pchilik musulmonlar tavba qilib olaman deb gunohlarni qilishyapti. Hozir shu kinoni ko'rib olavering, 15 daqiqa ko'rib oling, keyin tavba qilaman. Sigaret ichib olavering, va shu restoranga bir boravering,
Bağda aldan bitti öteçiğini mi böyle yaptık mı yoldan? Dedi o şey vakti canın çıkıp gitse ne oldu? Hani kançada bir kabir halette öyle yapıyoruz, şermende böyle böyle yapıyoruz. Şimdi rasva halette düşüp, rasva halette ölmesi için daim İslam'da bulayım, günahtan uzak durayım. İslami haletlerde bulayım, İslami keyfiyetlerde bulayım, İslami hizmetlerde bulayım ki ölseden İslami halette öleceğiz. 133. ayet. Em kuntum şuhada'a iz hadara Ya'kub el-maut iz qala li banihi ma ta'budun min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika İbrahim ve İsmail ve İshak ilahan vahida ve nahnu lehu muslimun. Ya Ya'kubga ölüm kelganida sizler şahitler buldularız mı? Oşanda o oğullarına mendenki nimeyi ibadet kılasalardı aytti. Ular açtı ki oğulları, biz seni ilahinge, seni ataların İbrahim, İsmail, İshak'nin yalgız ilahige ibadet kılamız. Ve biz Allah'ke yine Müslümlerimiz deyişti. Suyuti'nin tefsiri وَلَمَّ قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَ بِبَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّةِ Yahudiler Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip Yakub Aleyhisselam ölüyebdürgen külü de oğullarını Yahudilikke vasiyet kıyanlığını bilmediğin mi deyişti? Uzlarca kibir kılıp. Yakub Aleyhisselam etken ki bu Yahudilikçisi inkakı mı? Radkı mı? Yahudiliği bol bulgen nasıl? Yakub Aleyhisselam vasiyet kıyan. Digen de nezele, bana şu ayet nazıl buldu ki emkundum şuhada huduran ve şahit midileriz? İz hazara Yakub el-maut Yakub'ke ölüm kıyken de sizler bağır midileriz hoca vakitte? Dedim, peygamberimizi zamanındakiler getiriyor. Sizler bağır midileriz? Yakub öyle yaptırken vakitte bağırdı bazı kişiler elbette. Oğulları, nevereleri bağırdı diyor. Ama sizler bağır midileriz? İz, sizler yok idiler iski. Bu tükürgen diye yapıyorlar. Bilmiyorsunlar ki sizler. Eldengen ümmet sizler. Damlaları sizler de elde rası vakıp yürüttü mesele kılıp. Zülükteki soru yürüttü sizler de. İz, bedelin min iz kabile bu. İkinci iz, aldığınki birinci izden bedel buluyordu. Yani iz hadaradan, iz kale bedel buluyordu. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ابراهيم عليه السلام öyle yapturganda nima bo'lganligini Alloh yaxshi biladi. Alloh taolo koinotni yaratishdan oldin qadarga yozib qo'ygan edi buni. Oldindan bilardi va o'sha zamonda Alloh subhanahu va taolo shohid edi. Alloh bilmaydimi? So'rang yahudlardan. Nasroniylardan so'rang, Yaqub alayhis solom öyle yapturgan holatini Alloh taolo bilmaydimi? Biladi albatta. Hammasi aytadiki biladi. Biz aytamiz ki, demek ki en büyük şahit, en büyük güvah Allah subhanahu ve ta'ala'dır. Hani Allah'tan eşitlik Allah ne dedi yaptı? Yakub aleyhisselam öyle yaptırırken de ne dedi? Hani bu Yahud nasrana şunlar bir yüzsüz insanlar. Yukarıdaki deliller kifaya kılardı aslında. Peki bu kadar cahil bu neydi? İnsan. Ayrıca ki öyle yaptırırken de beraber Yahudilikke davetli geldiydi. Ben Allah'tan ne dedi yaptı? قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مِنَّنْ كِنِ مَا كِيبَدَتْ قَلَفْلَرِ Yani بعد موتu ölgenden ki. Yani de قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ أَبَاكَ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ Yani seni ilahin ki ibadet kılamız diye yaptı oğulları. Seni ataladığını ilahiye, İbrahim'nin ilahı, İsmail'nin, İshak'nin ilahi ki ibadet kılamız diye yaptı. Yani yalnız Allah ki ibadet kılamız diye yaptı. Demek bütün peygamberlerin dini, İslam dini vasiyet kılınıyordu ki. Adda İsmail'e minel âbâ, şimdi İsmail aleyhisselam Yahudilerde atasınız. Ya ki Yakub aleyhisselam'ın atasınız İsmail. Lekin âbâ eke diyende kaf, zemir Yakub'a kayıt yaptı mı? Seni ataların diyende İbrahim baba ata değil adı bazen. İshak hakiki atası,
Lekin İsmail-chi? Add İsmail min al-aba taqliban. İsmail'ni ham otalardan sanadi taqlib. G'olib qilgan holatda, ya'ni qo'shib olgan holatda. Valannal am bi nazratil ab. Chunki amaki otaning martabasidadir. Ya'ni amaki ham otadek hisoblanadi. Arablarda amakini ham ota deyiladi. Majozan haqiqiy ma'noda emas. Bizda ham bor bu narsa. Ba'zilar amakisini, dadasining akasini, ukasini ba'zan shunday ota deyishadi ba'zilar. Majoziy ma'noda bo'ladi. Ilahan vahidan, yolg'iz ilohga badal min ilahik. Seni ilohingdan badal bo'lyapti. Seni ilohing bo'lgan yolg'iz ilohga ibodat qilamiz va nahnu lahu muslimun. Va biz unga musulmonlarmiz deyapti. Va am bi ma'na hamzatil inkor. Am kuntumdagi am bu yerda inkor hamzasining ma'nosidir. Akuntum degandek. Lam tahzuruhu waqta wa mawtihi. Ya'ni Yaqub alayhisalom o'lyapti turganda sizlar hozir bo'lmadilaringiz, yo'q edilaringiz. Fa kayfa tansubuna ilayhi ma la yaliqu bihi. Shunday ekan Yaqub alayhisalomga loyiq bo'lmaydigan narsalarga qanday qilib nisbat berasizlar? Mana bu oyat endi rad qilyapti, ham savol qilyapti, ham rad qilyapti. Yuqorida tushuntirildi. Shunda ham qabul qilmayapti yahud nasroniylar. Qabul qilmayapti-ku, ko'ryapsiz-ku mana. Sizlar bu ma'lumotlarni yetkizinglar, da'vat qilinglar qo'llaringizdan kelgancha. Mana Alloh taolo endi so'rayapti, sizlar nimaga yana bunchalik isroq qilib turibsizlar? Qaytdan topyapsizlar bu yahudiyat, nasroniyat va boshqa dinlarni qaytdan isbot qilmoqchisizlar sizlar? Siz ular gapdan antirib Yaqub to'g'ri butun hayotida islomda bo'lgan, islomga chaqirgan va o'lyap turganida vasiyat qilganida. Desa endi Alloh aytibdi, "Nasizlar Yaqub alayhisalom o'lyap turganida shohidmidilaringiz? Bormidilaringiz? Yo'q edilaringiz-ku. Bilmaysizlar-ku hech narsani. Sizlar Allohga ishonsangiz, Alloh xabar beryapti mana. Alloh aytibdi. Yaqub o'g'illariga nima dedi va o'g'illari nima dedi?" Yaqub alayhisalom so'rayaptilar, qarang. Endi bu yerda Yaqub alayhisalom vasiyat qilmayaptilar. Vasiyat oldin o'tgan edi. Bu yerda savol bo'lyapti. Ma ta'buduna min ba'di. Mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar, deyapti. Qarang. Demak, Yaqub alayhisalom o'g'illarini imtihon qilyapti. Bu imtihon bu. Madrasalarda imtihon bo'lishligini dalillardan bittasi bu. Yaqub alayhisalom o'g'illarini, nevaralarini imtihon qilyapti. Payg'ambarimiz ham sahobalarni ba'zan imtihon qilardi, so'rardi. Shuning uchun madrasalarda ba'zan imtihon bo'ladi. Shu sunnatlarga amal qilinadi. Qarang, man ta'buduna demayapti. Mendan keyin kimga ibodat qilasizlar demayapti. Balki ma deyapti. Nimaga ibodat qilasizlar deyapti. Nima uchun ma keldi? Chunki Allohdan boshqa ilohlar, Allohdan boshqa botil xudolarni ko'pchiligi jonsiz. Toshlar, daraxtlar, butlar. Shuning uchun ma'a kelyapti. Qabrlar bo'lgani uchun, hayvonlar bo'lgani uchun. Demak, Yaqub alayhisalomning savolini qarang. Ya'ni ma'a degan kalimani qo'yib, ya'ni aytayaptilarki, mendan keyin Allohga ibodat qilasizlarmi deb so'ramayapti. Nimaga ibodat qilasizlar deyapti. Allohgami, qabrgami, ruhgami, daraxtgami, toshgami, hayvongami degandek, mana shuncha ilohlar bor. Sizlar nimaga ibodat qilasizlar deyapti. Savol qilyapti. Shu vaqtgacha hayotining oxirigacha dars berdi, islomda yashadi, islomni tavsiya qildi, islomga chaqirdi, endi savol so'rayapti. Nimaga ibodat qilasizlar deb. Oyatning mukammalligini qarang, yahud nasoylari qanday rad qilyapti. Mumkin emas Yaqub alayhisalom islomdan boshqasiga da'vat qilganligi, islomdan boshqasiga chaqirganligi, zarra qadar o'ylaganligi mumkin emas. Aniq bo'lganligi uchun imtihon qilyapti. Bu ustoz shogirdini imtihon qiladi nimaga? Yaxshi dars bergan va shogirdi yaxshi o'qiganligini bilganligi uchun. Agar shogird pashaq bo'lsa yoki o'zini darsi pashaq bo'lsa imtihon qilmaydi.
Şunun için bülelerde köptülüğe kitabı bir tarafta amin Allah'a ekber. Allah bereket versin. Kimisine ki. İmtihan yok, tekrar yok. Kitap bir zor adı. Lekin içine giden haber yok. Böyle yaptı ki, şunun için imtihan kılıyordu. İmtihanda ne kadar cevap verdi bana dalları, oğulları, nevreleri? Kalu ne'budu ilahek. Senin ilahın gibi ibadet kılamız diye şey yaptı. Allah'ın delilinin mükemmelliğine karın ki, ular Yakup Yahudilikçe vasiyet kıyken diye şey oldu, Allah'a derdi ki, Yakup ular İslam'da öğretip imtihan kılıyordu, bana Yakup'tan kim koyan? Yakup Aleyhisselam'ın ballarını, cevabını eşitler. Fakat yine Yakup'tu yapamaz. Yakup'tu ferzendleri, oğulları ve nevarları yapını eşitin. Ne'budu ilahe. Yahud Nasara gibi nesiniz? Közü çıkıp getirdi beşerler. Bana Yakup'un ferzendleri etti ki, biz seni ilahinge Allah'a ibadet kılarız. Ve ilahe abeyke. Ve senin atalarını ilahige, yani Allah'a ibadet kılarız. Yani şu İbrahim, İsmail, İshak'ın yürüdemiz diye. Onlar da yürüden aclemiyemiz diye. Hazırı ki Yahud Nasrallah, İsmail Aleyhisselam'ı yaş görmeydi. Lekin, eğer Yahud ve Nasrallah uzun aclatları ki eri geçerdiğen olsa, hakikaten Bani İsrail olsa, İsmail Aleyhisselam'ı yaş görürsün. Hani Yakub Aleyhisselam'ın etrafında oturan kişiler İsmail diyordu. Yani hürmetli. İsmail de yürüdemiz biz diyordu. Mumun kişi hiç kez peygamberde acretmiyordu. Bütün peygamberler de yaş görüyordu. Hususen İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu bu yönden ki hendi kılıp Yahud Nasrani'yle ona acret edildi onu. Yahud Nasrani'yle şu derecede acret edildi ki mesela İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlık kılın mahçı bu yönden hemen biledi. Ayetler var. Lekin Yahud Nasraniler kıssalarda büzüp şunu gösterdi ki kurbanlıkta çakırılgan İshak dedi. İsmail Bas dedi. İbrahim Aleyhisselam İshak'ta kurbanlık kılmakçı buldu dedi. Lekin başkalar bunu ki İsmail Yeburvardı dedi. Şu derecede bir bölüp başka çakırmakçı buluşardı. Lekin bunlar eğer hakikaten atababaları yeri geçse bunların atababaları dedi ki biz İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın İlahiye ibadet kılarız. İlahen vahiden, yalhız ilahge. Yegane ilahge Allahge. Yedi yaptıkların. Ve nahnu lehu muslimun. Ve biz unge, yani Allahge müslümlerimiz deyip. Hani Yahudiyet? Hani Nasraniyet? Üyelmedi mi bu Yahudi Nasraniler? Bu kadar tuhmet buladı mı? Bu kadar zulüm buladı mı? Yakub Aleyhisselam'ın oğulları ve nevarlarını yapı nahnu lehu muslimun. Biz Allah'a yine teslim buluşlarımız, İslam kiltiruşlarımız, Müslümümüz diye yaptılar. Şunun için Yahud Nasraniler ve bütün kafirlerinin kafirliği de şek yok. Kafirler. İnsaniyet necat tapıştığı için fakat yine İslam'ı kabul kılsın gerek. Başka yol yok. Bunlar da açığı kemezsin, bu İslam yenge kildiğini ve yakabırıklarımız yok. Senin İslam'da terk kılışı olayın. İslam barıdır, seninle terk kılıştın. Büzüşke hareket kılıyordun, Allah-u Teala yengiledi bunu. Muhammed Aleyhisselam'da cünetip, yengiledi, seninle hıyanetini görsetti Allah-u Teala. Bütün insaniyetki hıyanet kılışı olayın. Hazırım hıyanet kılışı yapsan, üye olmazlar. Karın ki Allah-u Teala sorup durup kendini ratkırı yaptılardı. İslam'a karşı bulgenler Allah'a karşı cengeli yaptı. 134. ayet. Tilke ümmetun kad halet lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebetun ve lâ tüs'elûne ammâ kânû ya'melûn. O şey ümmet hakikaten öttü. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak, Yakub ve onların balları öttüler. O cemaat öttü. Lehe me kesebet, ular için kesb degan narsasi. Lehe, lam bilan kelyapti, ularning foydasiga bo'ladi. Ularning foydasiga dur kesb degan narsasi va sizlarga ham foydalaringizga kesb degan narsalaringiz. Ularning amal qiladigan bo'lgan narsalar to'g'risida sizlar so'ralmaysizlar. Suyuti aytayapti, tilka mubtada'un, tilka mubtada, balishatu ila Ibrohima va Yaqub va banihima. İşaret verdi, o şey
degan ishora Ibrohimga, Yaqubga va farzandlariga ketyapti. Va annasa, endi savol keladiki, agar tilka Ibrohimga, Yaqubga bo'lsa, mana erkaklarga bo'lyapti. Nimaga tilka muannas ishora kelyapti desiz? Annasa Alloh taolo tilkani muannas qildi li ta'nisi xabarihi. Xabari muannas bo'lganiga uchun. Tilka mubtada ummatun xabar bo'lyapti-ku. Xabar muannas. Ya'ni lafzan muannas. Ma'nosi muzakkar, lekin lafzan muannas. Qod xolat osha ummat o'tdi, salafat. O'tdi yani, o'tib ketdi ular tarixda. Laha ma kasabat min al-amali ay jazauhu. Amaldan kasb qilgan narsasi uning foydasiga, ya'ni jazosi mukofoti. Istinafun. Yangi gap. Va lakum al-khitobu lil-yahud. Va sizlar uchun Yahudlarga aytayapti Alloh taolo. Ma kasabtum kasb qilgan narsalaringiz. Va la tusaluna amma kanu ya'malun. Ularning amal qiladigan narsalar bo'lsa, sizlar so'ralmaysizlar. Kama la yusaluna ala amalikum. Ular ham sizlarning amallaringizdan so'ralmagandek. Alloh taolo Ibrohimdan, Ismoildan, Ishoqdan, Yaqubdan sizlarni bu marazlaringizni so'ramaydi. Adashganlaringiz, kufrlaringiz, shirklaringiz so'ramaydi. Ibrohim alayhissalom qarang, butun vazifasini bajarib qo'ydi-ku. Va min zurriyati, doim zurriyati uchun duo qildi-ku. Va ba'asihim rasulan minhum, payg'ambar jo'natgan ularni poklasin, tuzatsin. Hamma narsani butun vazifasini bajardi. Ibrohim alayhissalomga zarra qadar ma'lumot yo'q. Bütün peygamberlerine zerre kadar malumat yok. Ular kıyamet geçe buladığına vazifesini batırıp koyuyor. Vel cümletu ta'kidun lima qablaha. Ve bu cümle uzdan aldığına ta'kid buluyor. Allah Teala ötken ümmetlerde mehde yaptı bana. Tilke ümmetun kadı halet. Oşa ümmet hakikaten öttü bana. Ula vazifesini becerişti. Leheme kesebet ümmetke uzdan kıyan kesbinin faydası. Faydasını uzları görerdi. Sizlerge bu miydi faydası? Demek nesabki işenmezlik gerek. Hazırki Müslümanlarımız sündük. Uzun ameli yok, bizi babamız kette alınmıyor. Babamızı babası kette alınmıyor. Kette alınmıyor bugün ekenler. Yani bazı fasıklar ile görüşkenimizde ne yaplasız, sabır kutular inlemezler. Hancı nesabı kız başaksız. Yani sizi üyüye alıp aradı. Üyüneyen tuğruya alıp aradı. En ziynetle koyuyan, en hürmetli halasıya alıp aradı. Ki oturasız dersanlarda koyardı ciddi. Kutlu sizce düdük hatta bir hakikatli gösterdi. Yani size hatalı gibi sıfatlar verirsin. Nasihat kılıyapsın ki bunge. Seni falan işin fiz. İslam diye kılap o zihni tüzeldi. Nasihat kılıyapsız. Size hatalı gibi sıfatlar verirsin. Yaşlar dersanlar koyulgenden ki ne divar yakın. Karısı divarda nurani, abbah sakalli, abbah sallali bir abbah lubas ne adamdır resimdir. Köle yapsın mı diyorlar, köle yaptılar. Şu bizim babamız buladılar. Peki babamızı babası buladılar. O iş ne mi oldu? Biz şimdi büyük zatların zürriyatı mı dedi? Kimdi böyle yapsın bize dedi? Hani ne mi oldu onların büyük zatı mı yalnızca? Nuh aleyhisselam büyük zatıdır. Oğlu kafir buldu ki, kafir çıktı ki oğlu. Lut aleyhisselam büyük zatıdır. Hatını kafir çıktı ki oğlu. Ne mutlular büyük zat mı geldi o sen? Biz senge nasihat kılıyapmış. Bunları yetiraslama yapmış ya. Hoş, şunlar doğru mıydı, hak mıydı? He. Şunlar fakirlerini yapsan mı? Ergeçmeysen mi şunları ya? Sen de onlar yokşamaysan. Ne mi gel sen sakal koyma yapsan, salla uğrama yapsan? Sen de mi gel sakal koyuyanlardı, kama yapsan? Şu sakal koyuyanlardı, kama yaptırken nasihatin meyselerini, aydatlarını sorayım da. Sakalı uzun kişiler bu gelmez. Şikindiye geçiyor diyenler dedi. Selle uğrayan kişiler bu gelmez. Uzun lübas giyen. Hazır indiriz uzun lübas giyseniz Vahhabi değil. Yani, sakal koysanız Vahhabi değil. Selle uğraş hiç mümkünmez. Peki fahirlenişedir. Hemen şunu bizi diyardakiler. Çünkü bizi diyardakiler başka taraftan köçülüp gelingen bu lölülermez ki onlar. Bizi diyardan çıkan din düşmanları. Hemesine ecdatlarını sorasız ve kette alırlar çıkardı. Doğru. Peki size amel kılmasın değil mi faydası var onun? Nesap size fayda kıladı kaçan? Hareket kısız. Siz Bukhari'deki sahabeler diye buluşken hareket kısız. Kulüzden ki genişe.
Lekin ba'zi uzrlarning sababidan ularday bo'lmasa, umringiz yetmay qoldi. O'shanda Alloh taolo sizning niyatingizga ko'ra ularning darajasini sizga nasib qiladi. Qiyomatda sizni ular bilan birga qiladi. Chunki harakat qilyapsiz ularga o'xshashlikka. Shunda foyda qiladi nasab. Shunda jamoat foyda qiladi. Lekin ularga o'xshashga harakat qilmasangiz, ular yo'ldan ketmasangiz foydasi yo'q. Qancha faxrlansangiz faxrlanavering. Qancha maqtansangiz maqtaning, foydasi yo'q. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, ularni kasb qilgan narsa so'ziga sizlarning ko'zlaringizga. Va sizlar ularni qilgan amallardan so'ralmaysizlar. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning amalini ulardan so'ramaydi. Ularni qilgan narsasi uchun ularga mukofot berilmaydi. Har kim o'zini amaldan so'raladi. Shuning uchun bizda aytiladiki, har qo'y o'zini oyog'idan osiladi deydi-ku. Ha? Har echki, har qo'y o'zini oyog'idan osiladi. Har bitta inson o'zi osiladi o'zini, o'zi javob beradi. Shuning uchun biz mana o'tgan payg'ambarlarga mana bu haqiqiy ajdodlarimizga ergashishimiz kerak. Bundan boshqa saodat yo'li yo'q. Hammasi zalolat, hammasi jaholatdir. Alloh subhanahu va taolo avvalo butun islom ummatini, undan keyin butun insoniyatni, butun payg'ambarlarni yo'liga hidoyat qilsin.